bomba atsam bu şekilde imha edemezsin ya. Şöyle tanklar, toplar. Öyle imha edemezsin. Ne kadar kıymetli olduğunu kaç yüz bin... Yaralılara acil şifalar nasip için ve... Elimizde olmayan olaylarla karşı karşıya kaldığımız zaman burada kimseyi... Ya uzak kapitler, ya ilaç çalmak hani bir şey değil. Bugün burada Büyükçekmece Belediyesi'nin misafir olarak bulunuyoruz. Hasan Başkan'ın davetiyle buradayız. Yarın İstanbul'da bir konserimiz gerçekleşecek. Ya iki gün üst üste bir konserlerimiz, zincirimiz olacak. Fakat dün Adana'daki konserden sonra Hasan Başkan bizi bugün burada Büyükçekmece'de bizim acılarımıza merhem olmak için davet etti ve buraya geldik. Yaşadığımız süreç çok acı bir süreç. Kendi koronamdan 7 tane üyem maalesef vefat etti. Ben 8 saat enkazda kaldım, çıkardılar. 100 yılın, 1000 yılın bir afetini yaşıyoruz. Ve birilerinin size dokunduğunu gördüğünüz zaman da daha umutla sarılıyorsunuz. Çünkü o şehir bize Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı. Onun şahsi meselesi artık hepimizin şahsi meselesi. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Medeniyetler Kurusu ayakta kaldığı sürece de Hatay şehrinin tekrar Ankara kuşu gibi kendiliğinden doğacağını düşünüyoruz. Buradan bütün Büyükçekmece'deki bütün dostlara sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Evet. Meltem Bingöl Altunay ben. Hatay'da yaşıyordum. Depremle birlikte tabii ki hepimiz mecburen göçmek zorunda kaldık. Kötü bir süreçti. Çok yalnız kaldığımız bir süreçti. Her aşamasında öfkelendiğimiz bir süreç oldu. Ancak toparlanmaya çalışıyoruz hepimiz. Özellikle Antakya Medeniyetler Korusu olarak insanları biraz moral depolamak için, insanların inancını, umudunu diri tutmak için dayanışma konserlerine çıkıyoruz. Neredeyse işte 3. 4. konserimiz olacak. Yardım konserlerine çıkıyoruz. Umutluyuz. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için bir inancımız var. Umarım gerçek olur. Umarım bizler de memleketlerimize en kısa sürede döneriz. İsteğimiz bu yönde.